Hilal Hanım, öncelikle bizi kırmayıp etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değer görüp çağırdığınız için. Hilal Hanım, kendinizden ve şirketinizden biraz bahsedebilir misiniz? 10 yılı aşkın süredir bilişim alanında insan kaynakları faaliyetleri yürütüyorum. Hem işe alım Evet. tarafında hem de insan kaynaklarının diğer tüm fonksiyonlarında firmalara danışmanlık verme anlamında. Ekibim de benimle birlikte büyüyen, gelişen, işte daha önce ben de başka bir firmada bordrolu çalışırken yanıma aldığım, ekibime kattığım, kazandırdığım arkadaşlar. Şimdi işte benim firmamda Net Bilişim'de beraber çalışıyoruz. Hepsi de biliyorsunuz teknoloji çünkü çok hızlı gelişen bir alan. Hepsi de sürekli olarak kendini geliştiren, eğitim alan insanlar. Böyle bilişimle iç içe insan kaynakları faaliyetleri yürütüyoruz. Anladım. Teşekkür ederim. İş görüşmelerine insan kaynakları uzmanı veya işverenler karşısında nasıl bir tutum sergilemeyiz? Yani mülakattaki püf noktalar nelerdir? Ya aslında şeye ben çok inanmıyorum böyle işte mülakatta başarılı olmanın 3 yolu, 5 bilmem nesi bir daha. Evet. Yani o kadar çok bence kısıtlayamayız bunu. Pozisyonun ne olduğu, firmanın ne olduğu, kişide aranan özelliklerin ne olduğu falan hepsi bu Evet. duruma etkiler. Ama en temelde, en özet olarak benim hep söylediğim samimi olmak, dürüst olmak, açık sözlü olmak. Bilmiyorum diyebilmek çok önemli. Bir de tabii önce kendimize sonra firmaya saygı duyuyor olmamız gerek. Dolayısıyla da bir mülakatın, iş görüşmesinin gereklerini en temelde yerine getirebiliyor olmamız gerek. İşte bu dış görünüş olabilir, Evet. aslında konuştuğumuz şeyler gibi. Açık sözlü olmak olabilir. Temelde dürüst ve açık sözlü olursak zaten bence gerçekten uygun olduğumuz işlerde işe başlayıp çalışmaya başlayıp sonrasında da başarılı bir kariyer Anladım, teşekkür ederim. Diğer sorumuza geçelim. Kariyeriniz boyunca yaptığınız veya katıldığınız iş görüşmelerinde sizi çok etkileyen bir durum yaşadınız mı? Hani böyle sürdürebiliriz. hafızalarda kalıcı bir şekilde acıklı bir durum olabilir ya da etkilendiğiniz bir durum Acıklı. olabilir. Yani öyle dramatik bir şey şimdi böyle sorunca aklıma gelmedi. Düşünüyorum. Zaten muhtemelen son 3 işimde, mülakatımda. Ha benim katıldığım mülakat Sizin mı? katıldığınız veya Benim yaptığınız, yaptığım. sizin katıldığınız veya Ya şimdi yaptığınız. yaptığım var tabii çok var ama Evet. onları paylaşmam çok doğru olmaz. Çünkü kişisel Evet. gizlilik sebebiyle, bilgilerin gizliliği sebebiyle ama benim zaten kendi katıldığım yani aday olarak bulunduğum mülakatlarda son herhalde 3 iş yerimde falan mülakatı yapan tarafı olduğum için Evet. neden ben bu firmada çalışmalıyım falan gibi bir durumdu. Açık iletişime çok önem veriyorum dediğim gibi. İlk iş görüşmem aklıma geliyor. Turkcell'de 2007 idi yanlış hatırlamıyorsam. Orada işte stajyer olarak başvurmuştum. Onu unutmuyorum çünkü şey demiştim orada hani fotokopi çektirecekseniz ben gelmek istemiyorum. Ha fotokopi çekerim tabii ki fotokopi de çekerim ama bana iş öğretin demiştim. Sonra böyle biraz şaşırdılar falan. Sonra da olumlu döndüler. Ben işe başladıktan bir süre sonra da işte o zamanki yöneticim Işıl şey demişti yani seni bu cümle sebebiyle tercih ettik ve çok şaşırdık hani işi öğrenmek isteyen biri olmasına. Ben yeni gençlere işte yeni mezun gençlere kariyerinin başındaki arkadaşlara hep o yüzden söylüyorum hani istekli olun bilmiyorum deyin ama öğrenmek istiyorum deyin diye. Onu unutmuyorum hani o zamanki yöneticimle de hala konuşuyoruz. Şimdi ben ona danışmanlık veriyorum gibi bir durum oldu. O yüzden biraz böyle aklımda kaldı. Diğer soruya geçelim. Mülakat ve CV incelemeleri sonucunda değerlendirmeyi neye göre yapıyorsunuz? Adayın pozisyona uygun olup olmadığına göre aslında. CV sizi görüşmeye çağırtan bir şey. Yani o kağıt ve üzerinde yazanlar sizin o mülakata davet edilip edilmeyeceğinizin kararını verdiriyor. Evet. Ama mülakata katıldığınız andan itibaren artık mülakatı yapan kişi karşısında gördüğü şeye bakıyor kişiye. Dolayısıyla CV evet oluşturmak önemli ama doğru olması gerek. O CV'nin içeriğinin gerçekleri yansıtıyor olması gerek. Hani hep söylediğim hususlar biraz önce de konuştum. Evet. Orada neye bakıyoruz? Bu kişi gerçekten aranılan niteliklere sahip mi? Bu işi bizim istediğimiz gibi yapabilecek donanımda mı? Ya da yeni mezunsa öğrenebilecek isteği var Evet. mı? Aslında özetle buna bakıyoruz.
Anladım. Son bir soru daha soracağım. Tabii. İş görüşmelerinde adaylara mesela bazen bilemeyeceği sorular sorulabiliyor. Yani bilmesi biraz böyle zor, çok zor. Yani gerçekten bilmiyor. Bu durum karşısında aday hani biliyorum şöyle böyle gibi laflar, cümleler verdiği mi, cevaplar verdiği zaman mı, yoksa gerçekten evet ben bunu net bilmiyorum ama öğrenirim dediği zaman mı etkiliyoruz? Yani son toparlamak gerekirse akıllı cevaplar bir cümle bile insanın hayatını değiştirebiliyor mu? Bence bir cümle insanın hayatını değiştirebilir. Çünkü kariyerinin başındaki arkadaşlar için özellikle diyorum. Yani nerede başladığınız çok önemli. Yani 3 yıl bankada çalıştıysanız oradan ayrıldığınızda artık sizi bankalar arıyor olacak işe alım için. Dolayısıyla hani nerede başladığınız önemli ve hayatınızı şekillendiren bir şey. Ve bu ilk iş görüşmesinde de dürüst, ya her zaman çok önemli de ilk iş görüşmesinde de dürüst olmak çok önemli. Bilmiyorum diyebilmek çok önemli. Çünkü zaten yeni mezun arkadaşlar için özellikle konuştuğumuzdan ben ona göre cevaplar veriyorum. Yeni mezun bir arkadaştan hiçbir zaman onu bilsin, bunu yapsın, şunu uçursun, kaçırsın gibi beklentilerimiz olmuyor zaten. Yapmaya istekli olsun. Yani temel bir okulda eğitim almış. Bunun üzerine biz burada ne katabiliriz, nasıl yetiştirebiliriz? Biz yetiştirmek istiyoruz ama aday almak istiyor mu? Aslında ona bakıyoruz. Yani röportajdaki soruları cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Etkinliğinize katıldınız. Ben çok mutlu oldum. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Yine tekrar ilerleyen dönemlerde de görüşmek üzere. Umarım. Teşekkür ederiz. Rica ederim.